Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Edersu salisu min Burhani Gelenbevi. Gelenbevi'nin İmam Gelenbevi'nin Burhanı'nın üçüncü dersini okuyoruz. Ne dedik? Salat, selam, alamen arrafe hakaikal hakkı falan demişti. Yani üzet olarak salatlar kime olsun? Allah'ın Resulüne olsunlar. Niye? Sebep ne? Lima. Bundan dolayı ennehu o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el mutevassitu beynena ve beyne netaici umil kitab. Bizim ile umul kitab Kur'an'dır. Bizim ile Kur'an'ın neticeleri arasından vasıtedir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulü'nün vasıtasıyla umul kitabın netaiclerini elde etmiş oluyoruz, istifade etmiş oluyoruz. Madem bizim ile netaicül Kur'an arasında vasıta odur, o zaman salatü selam olsun ona. Anladın Muhammed? Evet. Eyüp sen de bildin mi? Hemen aşağı gelelim. Karadağ'a gelelim. Diyor lima ennehu ta'lilun li istihkakihi sallallahu aleyhi ve sellem li hazihi salati. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu salata mushak olmanın illetidir. Niye bu salata mushaktır? Niye bu salati ona getiriyoruz? Lima ennehu. Anladınız değil mi? Beynena ve beyne netaici umil kitab. Netaic ey semerati ittiba'il Kur'ani. Ey semerati ittiba'il Kur'ani. Kur'an'ın ittiba'ının tabi olmanın semereleri demektir. Bizim ile Kur'an'ın ittiba'ının semereleri arasında vasıtadır. Peki o Kur'an'ın semeratları nedir? Min marifeti Teala, Allah'ın marifetidir. Kur'an'la Allah'ı ne ediyoruz? Tanıyoruz. Ama vasıta kimdir? Allah'ın Resulü'dür. Ve saadeti darin, dünya ahiretin saadeti Kur'an'ın ittibaının semeratlarıdırlar. Vasıta kimdir? Allah'ın Resulü'dür. Netaici Kur'an demek, semeratu ittibail Kur'an demek. O da nedir? Allah'ı tanımaktır. Saadetu darini öğrenmektir, elde etmektir. Anlaşıldı. Sece burada bitti. Limma ennehul mutevassitu beynena ve beyne netaici umil kitab. Ennehul mutevassitu. Mutlak haber marife hasri ifade ediyor. Vasıta odur, onun gayrisi değil. Anladınız değil mi Eyyub? Vasıtedir. Mutevassittir bi kavanine asimetin anil hatai fi turuki sevab. Sevab yollarında hatadan koruyan, muhafaza eden kavaninlerle, kanunlarla mutevassittir. Anlıyorsun Muhammed? Evet. Bitti. Olmadı hemen söyleyin, böyle kısa gidelim. Mutevassittir bi kavanine gayri musarıftır. Celiz fethiyle geliyor. O kavanilerin sıfatı ki asimetin anil hatayı. Hatadan asimdirler. Nerede? Fituruk-ü sevap. Sevap yollarında hatadan asim kanunlarla, kavanilerle mutevassittir. Şimdi bir kavanine aşağı gelin. Elba'ul-i sebebiyeti mutallikun bil mutevassiti. Biz de öyle dedik. Gördünüz değil mi? Vel muradu biha kavanilerle murad el-Kur'an. Yani hatadan asım kavaniler nedir? Kur'an'ın kendisidir. Anlaşıldı değil mi? O zaman Kur'an'a niye kavanin cem demiş? Çünkü Kur'an kendi arasında çok kavanilerden oluşuyor. Evil berahinul kelamiyyetu yahut da kavaninden murat
kelam, ilmul kelamın burhanları, delilleridir. Allah'ın vahdatını, niyetini, sıfatlarını ispat eden burhanlardır. Bildiniz değil mi? Vel muradu biha, o kavanilerle murad el-Kur'anu. Makama bu daha uygun, yalnız kavanin cem olması yönüyle biraz garip olur. Evil berahinul kelamiyyetu vel mesailul usuliyyetu. Kelam ilminin burhanları, o kavanilerden murad kelam ilminin burhanları, bir de usul ilminin mesailleri. Vel mesailul usuliyyetul mustafadetu minhu. Yani Kur'an'dan istifade edilen mesaili usuliye de alabiliriz. Yani burhan, kelamın burhanlarını ve usulun mesaillerini alabiliriz. Bu sefer o berahine kelami, o mesaili usuliye de el mustafadetu minhu. Bu ikisinin sıfatını da yapabiliriz. Anlıyorsun Eyyub. Evet. Muhammed anlıyorsun. Evet. Veya mesailul usulyen sıfatı ki el mustafadetun minhu. Ona sade sıfat da yapabiliriz. Ve keza kavluhu bi berahine. Şimdi bundan sonra ne geliyor? Berahin. Oradaki bada sebebiyettir. Aynı bir kavani gibi. O da mutevessite nedir? Mutalıktır. Orada berahinden murat Kur'an da olabilir. Mesaili usulye de olabilir. Bitti. Bunu öğrendik mi? Hı. Yukarı bakın, aşağı bakın, dersin şeyini, hangini bozmayalım. Bi kavanine asimetin. Asimet ne demek? Asimet öyle değil mi? Asimet var. Bir de aşağıda kasimet gelir. Asimet yani el hafizeti anil hatayı. Hatadan koruyorlar. Nerede asimdirler? Fituruk-i seva. Öyle değil mi? Ve berahine. Sinki ve bir berahine değil midir? Yok. Şimdi Allah-u Alem bazı nuskelerde ve bir berahin bir kavanin üzerine nedir? Bir kavanine ve bir berahine. Şimdi berahin biri bay sebebiyettir, biri burhanın bahsidir. Ba olsa daha iyi olur. Ha ba olmasa da kavanin üzerine matuftur deriz. Oradaki ba bunun üzerine de gelir diyebiliriz. Olsa daha mı iyi olur? Daha iyi olur. Bu eski nusada yok mu? Yok. Baktın da eski nusada. Sayfa 4. Onda ama yok. Yok mu? En aşağısı. Aynı mı bu? Aynı. Bunu öyle. Evet. Bu? Onda da yok. Berahin diyor. Ve keze kavlu bi berahine. Bak orada da bi berahin diyor. Ama bu da onu gösteriyor. Ve keze kavluhu bi berahine. Bizim kitapta geçmiyor mu? Yok, hiçbirisinde. Ya şu an var. Demin okuduk ya. Bu. Ve keze kavluhu berahine demiyor. Bi berahine. Yani oradaki bada sebiyettir. Oradaki ihtimaller, buradaki ihtimaller da berahinde de var diyor. Yani ve bir berahine daha iyi. Yalnız madem bütün usallar da yoksa ve bir berahin bir kavanin üzerine matuftur. Oradaki babanın üzerine gelir. Ve bir berahine kasimetin. O berahin nedirler?
kırıyorlar. Neyi kırıyorlar? لِزُهُورِ مُغَالَطَاتِ مَسَاقِعِ الْخُتَبَاءِ بَلِيغْ فَسِيحْ Hutabaların mugaletlerinin bellerini kırıyorlar. Yani o Kur'an'ın berahinleri, fesih, belik, bulagaların mugaletatlarının belini kırıyorlar. Ne demek? Bir insan beli kırıldı mı? Bitti demektir. Kasimet ne demek Muhammed? Bir bakın. Diyor, el-kasmu el-kesru ma'a beynuneti. Kasimet ne demek? El-kesru ma'a beynuneti. Beynet ne demek? Bak şimdi bir çubuk var. Kırdın ve koptu. Ha bu kesimdir. Ama kırıp kırdın ama kopmadı, yapışık kaldıysa ona kesir denilir. Kesir amdır, kasım hastır. El-kesmu el-kesru ma'a beynuneti. Anlaşıldı değil mi? Ama vel-vesmu, bak kasım vesim, el-kesru bidunya. Beynunet, beynunet olmadan nedir? Kırılmaktır. Anlaşıldı değil mi? Kasım, vesim. Fark budur. Kasım, beynunetle beraber kesirdir. Vesim, beynunetsiz kesirdir. Ama kesir am. Kesir ikisinde ne diyor? Beynune, beynunetsiz ikisinde kapsıyor. O zaman kasimenin denilmesi fefihi tenbihun ala ennel burhan el mezkure mezkur burhan fi mukabeletil hatabeti hatabetin mukabeletinde olan burhan yenbeği kevnuhu akva mimazüke fi mukabeleti mabadehu. Şimdi dikkat edin, bakın Muhammed Eyyub ve bi berahine kasimetin li zuhuri mugalatati. Bakın mugalatatların karşısında neyi getirdi? Kasim. Berahin. Berahin getirdi. Aşağıda ve vasimeten li muşagabati şuaray ve mücadele kuyala. Onun karşısında ne getirdi? Vasimet. Vasimet kopmamaksızın kırılmak. Asim, kasime kopmayla beraber kırılmak. Hangisi daha kuvvetli? Kasım daha kuvvetli. O zaman burada ne anlıyoruz? Aşağı bakın. Fefi tenbihun ala ennel burhan el mezkure fi mukabeletil hatabeti. Hani mesakil hutaba demiş ya. Hatabetin mukabeletindeki burhan yenbeği lazımdır. Keunhu akva, daha akva olmalı. Neden? Mimma züke fi mukabeleti mabade. Mabad, müşagabetü, şuara, mücadele, huyaların karşısındaki burhandan daha güçlü olmalı. Bakın onda çünkü kasimet kullanmış, mabadda vasimet kullanmış. Kasimet vasimetten daha güçlü olduğuna göre demek ki hatabetin mukabilindeki burhan diğerlerin karşısındaki burhandan daha güçlü olmalıydı. Oldu mu olmadı? Haza, sizinki de haza var mı? Haza yani huz. Haza. Parantez içine almış sanki metindir. Metin değildir. Anlaşıldı değil mi? Ve beynehuma cinasun nakisun. Kasimet ile vasimet arasında cinasen nakis var. Cinasen nakis iki kelimenin bütün harfleri. Aynı bir tane nedir? Farklıdır. Burada da kasım, vasım. Vo ile kaf farklı. Geri kalan hepsi nedirler? Aynıdır. Pek lizuhur kasimetin lizuhuri mugalatati mesaqi'i. Mesaqi' ne demek? Aşağı bakın. Cem'u misqa'in. Misqa ne demek? İsmin alet değil. Burada misqa ismun bimane ve huvel belighu. Belig manasına bir isimdir. O zaman mana nasıl gelir? Ey mugalatatil hutabail bulagai ve gayrihim. Bulaga ve bulagaların gayrisi olan hutabaların mugalatati demek. Ne fayda verdi bu tefsir?
Bakın mesake miskan cem'idir. Belik dedik. Öyle değil mi? O zaman mesake'en hutaba'a idafesi idafetu sifet ilel mevsuftur. Anlaşıldı değil mi? Tamam, bunu oradan çıkarttık. Bir de ve gayrihim, bunu nereden çıkartıyoruz? Ya bu beliglerin belini kırarken normal insanların konuşmalarının, tekerrümlerinin belini kırmaz mı? Tarikul evla ile kırar. Ve gayrihim, bu da ondan anlaşıldı. Diyor bütün pahlivanları yeniyor. Ya bütün pahlivanları yeniyor, normalleri yenmiyor. Tarikul evla ile anlaşılır. Pervan olmayanları yeniyor. Öyle değil mi? Tamam. Gayr de oradan çıktı. Fel idafetu kecürdi katifetin dafesi gibi. Yani katifetun cürdün. Bu katife kumaşı cürdür. Yani eski bir nedir? Bir kumaştır. Cürdü katifet neyle meşhur? Bu teşbihden murad. Yani idafetu sifet ile nosur. Ve fil kelami iktifaun biz zikri akvana, demin söylediğimi o da söylüyor. Hani gayr nereden çıktı dedi. O da diyor fefil, madem muaradil khutabal bulgay ve gayrihimdir. Ve fil kelami iktifaun biz zikri akva anil edafi. Biz zikri akva anil edafi. Akvanın zikriyle edaften iktifa yapılmış Muhammed. Anladın değil mi? Evet. Bulagaların, bulaga olan hatiplerin belini kırıyor. Diğerleri söylemeye gerek yok. Zaten anlaşılıyor. Şimdi lima ennehul mutevassitu beynena ve beynen netayci umil kitab bi kavanine asimet anil hatayi fi turuqi sevab ve bi berahine kasimetin li zuhuri mugalatati mesafi'il hutaba. Burada sece nedir? Hemzede, elfi memdudedir. Ve vasimetin li muşagabati şuarai ve mücadelatil huyela. Anlaşıldı değil mi? Ve vasimetin, yani sece o şekil, bu kitap nedir? Bu netaicler nedir? Bu kavaniler nedir? Vasimetin. Kırıyorlar. Neyi kırıyorlar? Neyi mahvediyorlar? Li muşagabati bati şuarai. Şairlerin müşagabeleri, tabi müşagabe nedir, mücadele nedir, onlara girmiyoruz, o mantıki meseleler. Ve mücadelatil huyela, kibirli insanların mücadelelerinin belini ne ediyorlar? Kırıyorlar. Oldu mu Muhammed? Şimdi müşagabetu şuara ne demek? Aşağı gelen, ey münazaati şuarai vel huyelai. Muşagabe ne demek? Demek münazaa demek. Ey münazaati şuarai vel huyelai leti tuhayyilu ilen naziril kasiri. Yahut da tuhayyilu deyin. Ey münazaati şuarai vel huyelai leti, o münazaat ki tuhayyilu ilen naziril kasiri. Nazir-i kasir onlara bakınca hayal ediliyor ona. Enneha alel hakkı. Zannediyor ki o müşagabatlar hak üzerinedirler. Muhammed Ali söyle. Ey münazaati şuarai vel huyelai elleti, o münazaatlar ki tuhayyelu ile naziri, nazire hayal ediliyor. Yani bakan kişi hayal eder. Ama hangi nazir? El kasiri, kasir olan nazir. Yoksa kamil olan ne olduğunu anlar. Muşagabe batıl olduğunu bilir. Zanneder enneha alel hakkı. O muşagabeler hak üzerinedirler. Halbuki hakla alakaları yoktur. Ve fima zekerehu imaun ile senaatil hamsi. Musannefin zikir ettiği kavlunda, yani imam bilgivinin kavlunda gelen bevi. Bilgi diyorum. Gelen Bevun'un kavlunda senat-ı hemseye ne var? İşaret var. Şimdi senat-ı hemse hani mantıktır. Burhan. Ne var? Burhan. Cede. Dur. Burhan var. Bir. Cedel var. İki.
Şiir var. Hatabet var. 3. Şer var. 4. Mugaletet var. 5. Anlaşıldı değil mi? Şimdi tabi Burhan'ı tarif ederken Burhan diyor mukaddimat-ı yakiniyeden oluşuyor. Mukaddimat-ı yakiniye de nedirler? Altıdırlar. Biz onlara girmiyoruz. Hani evveliyat, mücerrebat, hassiyat, mütevatirat, kadaya kıyasetuha, me'aha, mücerrebat. Onlara biz girmiyoruz. Şimdi burada dikkat edin. Lizuhuri mugaletat. Ha mugalete burada var. Ve vasmen li muşagabati şuara, mücadeletul huyela. Yani bunları zikretmeyle o mantıktaki neye işaret ediyor? Mantıktaki senat-ı hemseye işaret ediyor. Yani kıyas suret itibariyle kıyas var. Bir de kıyas madde itibariyle var. Kıyas madde itibariyle 5 şeyden oluşuyor. Burhan, cedel, hitabet, şiir, mugalete. Ya da safsata. He? Ya mugalete. O safsata, mugaleteye, safsata denilir. Anlaşıldı değil mi? Bu ona işaret ediyor. Tabi dibace hep beraatul istihlala nedir? Doğrudur. Şimdi yukarı geçelim. Ve vasimetin li muşagabati şuarai ve mücadelatil huyela. Ve ala alihi ve ashabihi. Ellezine arafu kulliyati ahkamihil hamseti. Salatu selam. O Resul'ün âli üzerine, eshabları üzerine olsun. O âl eshab ki ellezine arafu kulliyati ahkamihil hamseti. Kur'an'ın, o umul kitabın ahkamı hamsesini ne etmişler? Bilmişler. Kur'an'da ahkamı hamse nedir? Vücubdur, nedirdir, ibahadır, kerahattir, hürmettir. Bunu bilmişler. Şimdi dikkat edin. Ve ala ali ve ashabi ellezine ashabın sıfatı olursa doğru. Ellezine ashabın sıfatıdır. Lefz itibariyle de sıfat olabilir. Mana itibariyle de olur. Ashabın lefzi de cemedir, manası da cemedir. Ellezine de sıfatı cemi gelmiş. Ashabın sıfatı olursa ellezinenin sıfat oluşunda lefz itibariyle, mana itibariyle hiçbirine yok. Hiçbir sıkıntı yok. O bir de arafu kulliyati ahkamil hamseti, bunun da ellezine sıfat oluşunda hiçbir sıkıntı yok. Arafu kulliyati ahkamil hamseti. Bütün sahabeler Kur'an'ın vücub nedir, ibaha, kerahet, hürmeti biliyorlar. Ha, eğer ellezine alın sıfati olursa o zaman lefz itibariyle olmaz. Ancak mana itibarıyla olur. Çünkü alın manası nedir? Cemidir, lefsi, mufred. Anladınız değil mi? Evet. Hangisine sade ala olursa o zaman alın külliyat, Kur'an'ın ahkam-ı hemsenin külliyatının bilmesi bu iddiai bir davadır. Her şu anda seyirler var. Kafir olanlar da var. Allah muhafaza etsin. Fasık olan da var. Müslüman olup bilmeyenler de var. Bu bir iddiaidir veya taglib yoluyladır. Yoksa alın tamamen bunu ahkam-ı hamse bilecek değiller. Ellezine birine sıfat olursa onun kaynesiyle diğerinin ki mahzuftur deriz. Veyahut da ellezeyni tesniye okuruz. Tabi tesniye olursa lam yapışık, iki lam yazılmalıdır. Kat ona müsait değil ama okunabilir. Ellezeyni tesni okursak al eshaba sıfat olur. Ama ne itibariyle? Lefz itibariyle. Demek ellezeyni olursa sade eshaba sıfat olur, lez mana itibariyle. Sade ala sıfat olur, mana itibariyle. İkisine sıfat olur, mana itibariyle. Ellezeyni olursa ikisine lefz itibariyle ne olur? Bu sefer sıfat olur. Anladınız değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Sade âle sıfet olması, ha iştirak, ha infilat cihetiyle
Alın hepsinin bu şekil, bu sıfetle mutasip olmaları iddiai bir durumdur veya taglibi bir durumdur. Şimdi ahkam-ı hemse orada bir var aşağı. O nedir? Bir givinin minhusudur. Hiyel vücubu vel nedbu vel ibahtu vel keratu vel hürmetu. Anladınız değil mi? Şimdi önce bir kâle ellezîne. Gördünüz mü? Daha onu okumamıştık. Kâle ellezîne sıfetul eshabi. Eshabın sıfeti ise zaten sıkıntı yok. Bütün eshablar bu ahkamları biliyorlar. Ev vel âli eyden. İkisinin de sıfetidir. Lakin sübutu tilkel marifeti li kulli minhum iddiâin. Ya iddiaidir veya taglibidir. Bir kısım biliyorlarsa hepsi biliyorlar. Tabi o diyor ya âlâ eshaba sıfettir ya ikisinedir değil mi? Evet. Sade âlâ da yapabiliriz. Peki sade âlâ sade eshab olsa eksiklik olur mu? Hayır. Hangisine sıfet olursa onun karinesiyle diğerinki nedir? Mahzuftur. Eyüp anlıyorsunuz. Şimdi bu sefer haşiye üzerine Karadağ'ın bilginin haşiyesi üzerine haşiyelerini okuyoruz. He, bilgi diyorum. Bilginin kitabı okuduğumuz için karıştırıyoruz. Karadağ'ın bilginin gelen bevi üzerindeki haşiyesini okuyoruz. Kavluhiyel vücubu. Bak, kale oldu mu gelen bevinin kendisinin üzerinedir. Kavlu oldu mu gelen bevinin haşiyesi üzerinedir demek. Hiyel vücubu. El ensel bi kavlihi ahkamu. Dikkat edin. Arafu kulliyati ahkamihi. Ahkam dememiş mi? Evet. Ahkam hükmün cem'i değil midir? Evet. Ahkama uygun vücub değil, el icab değilse. Ve inkâne tegayyuru beynehuma ihtibari. Yani her ne kadar vücub icab arasına tegayyur ihtibari de olsa ama ahkam hükme münasip olan icabdir. Vücub değil. Niye? لِأَنَّهُ يُعَبَّرْ Niye itibaridir? لِأَنَّهُ يُعَبَّرْ بِالْاِجَابِ مَسَلًا اِذَا نُسِبَ اِلَى الْحُكْمِ Hükme nisbet edilirse. وَالْوُجُوبِ Vücubla tabir edilir mesela اِذَا نُسِبَ اِلَى مَا فِي الْحُكْمُ وَهُوَ الْفِيَالُ Hüküm nisbet edildi. Yani hükme bakılırsa icabdır. Hüküm nerede var? Fiilde var. Fiile bakılırsa vücub. Anlaşıldı değil mi? Muhammed bildin mi? Yani şimdi hükme bakılırsa ne var? Namazın icabı var. O yapılan namaza bakılırsa onun neyi var? Vücubi var. Usul-ü fıkıhta şöyle bir fark yapıyorlar. İcab şar'ın vesvidir. Vücub mükellefin vesvidir. İcabı kim yapıyor? Şar'ı. Vücub kimedir? Kim vücubla mutasif? Mükellef. O fark daha zahirdir. Oldu değil mi? Peki burada da hüküm dediğine göre buna münasip, ahkam dediğine göre icab demeliydi. Çünkü hükme münasip icab. Yani mesela izâ nusibe ilel hükmi vel لِأَنَّهُ يُعَبَّرْ بِالْاِجَابِ مَسَلًا اِذَا نُسِبَ اِلَى الْوُجُوبِ اِلَى الْحُكْمِ Hükme nispet edilirse icabla tabir edilir. Aynı şey مَا فِي الْحُكْمَ nispet edilirse فِيَلَ nispet edilirse aynı şey bu sefer vücubla ne yapılır? Tabir edilir. Fark, zat aynı fark itibaridir. Yalnız madem ahkam zikredilmiş, hükme nispeten icab kullanılıyor, o zaman burada icab daha uygun diyeyim. وَالْكَرَاهَتُ Ya bir de hilaful evla var. Öyle değil mi? Diyor, onu hiç zikretmedi. Ahkam-ı hamse dedi, onu zikretmedi. Diyor, edhele fiyah hilafel evla. Hilaful evlayı da kerahete idhal etmiş. Hilaful evla da kerahete giriyor. Onun için hilaful evlayı ayrı zikretmedi. Bu ahkamları neye çıkartmadı? Altıya çıkarmadı. Ama hilaf-ı müteahhiril fukaha, müteahhiril fukaha, hayır, kerahet ari, hilaful evla ari. Kerahet biraz daha
şiddetli de biraz daha menfurdur. Kema edhalel ferde fil vacibi. Yani edhale fiha hilafel evla kema edhalel ferde fil vacibi. Yani hulase hilafel evlayı kerahete ithal etti. Ferdi vacibe ithal etti. Hilafel evlayı kerahete ihtilaf etti. Müteahhirul fukahalara hilafen. Ferzi vacibe dahil etti. Hilafen il hanefiyeti. Hanfiler vacip, farz ayrı diyorlar. Niye edhale? İkisini aletidir. Niye edhale fiha hilafel evla vel vacibe vel farda riayeten li beraatil istihlal. Anlıyorsun Muhammed? Evet. Beraatul istihlali riayet etmek için. Nasıl oluyor? Beşten. Ha bak çok güzel söyledin Muhammed. Eğer hilafel evla fardı ithal etmeseydi yedi olurdu. Ama bunlar ithal edince kaç oluyor? Beş oluyor. Kulliyat-ı Hamse, bu kitabda Kulliyat-ı Hamse yok mu? Var. Kulliyat-ı Hamse. Anlaşıldı değil mi? Kulliyat-ı Hamse var. Berahin kaçtı? Demin söyledik. Berahin de nedir? Beş. Beş berahinlerden. Yani kıyas madde itibariyle beştir. O yönüyle beş. Berat-ı Misler var. Kulliyat-ı Hamse cins ve nev. Fasıl hasa aradul am itibariyle var. O yönüyle berat istilali oluşturmak için ne etmiş? Derc yapmış, ithal yapmış. Ve ala alihi ve ashabi lezina arafu kulliyati ahkamihil khamseti el musileti ila rabbil erbab. O ahkamı khamse Rabların Rabbisine ulaştırıyorlar. İnsan neyle Allah'a ulaşıyor? İnsan vücub, vacib yerine getirmeyle, mendubları yerine getirmeyle, mubahları işlemeyle, kerahatlerden sakınmayla, haramlardan kaçınmayla insan Rabbul Erbab'a ne olur? Oluşur. Tabi şimdi Rabbul Erbab, Rabbun sıfatul müşebbehe olabilir, mesel mana ismi faal olabilir, Rabbun, Rabbunun muhafefi olabilir. Elif gitmiş, Rabbun kalmış. Şimdi Rabbul Erbab, hani bazı putperestler var, Allah'ın gayresini Rab olarak kabul ediliyorlar. Bu onlara göre. Yoksa bize göre Erbab yok ki Allah Erbab'ların Rabbi olsun. Erbablar edinenlerin Erbabların Rabbi de Allah. O putları da yaratan Allah'dır. Aşağı gelen el-musileti diyor, bu ahkamlar insanı Allah'a kavuşturuyorlar. Ya farz vacip gelip bizim elimizden tutup bizi Allah'a götürmüyor. Ya gaye eyl ameli biha imtisalen ila ziyadeti marifeti rabbil elbab. Şimdi el musilet eyl ameli biha, bunlarla amel etmek ulaştırıyor. Ama amel etmek, riyakarlık yaparsan, başka bir amacla yaparsan yine olmuyor. İmtisalen, yani Allah'ın emrine imtisal ederek bu ahkam-ı hemseyle amel insanı ulaştırıyor. Nereye? İlâ ziyadeti marifeti rabbil erbâb. Öyle değil mi? Bak ziyade dedi. Yani marifetu rabbil erbâbın daha nesine? Ziyadeliğine insanı ne ediyor? Ulaştırıyor. Şimdi burada birkaç fayda verdi. Bir, Rabbul Ebvab üzerine marifet mudaf, iki mudaf kader. Bir marifet, bir ziyadedir. Anlıyorsun Muhammed? Evet. O bir de bunların, musil bunların zatı değil, imtisal niyetiyle bunlarla amel etmek musildir. Anlaşıldı? وَشَرَحُوا اَقْوَالَهُ بِبَيِّنَاتٍ. Bugün burada duralım. Hani sınavınız varmış. وَشَرَحُوا da kalalım. Tamam. Normalde bugün daha devam edecektik. Burada dursun. Ziyadeti getirmesi gerekir mi? Yani illa olması. Yok, olması şart değil. Ama diyelim insan bunlarıyla amel ederse Allah'ın marifetini ziyadeline yol açar.
Ve şerahü de dört sene. Biraz ortada kalmış gibi oluyoruz. Ve şerahü ne yüzden atıftır? Ellezine arafu ve şerahü. Yani mevsunun sırasının üzerine matuftur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati arabiyyetun.